Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tala'da yapabileceğiniz en güzel su böreği tarifini hazırladım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli, çok güzel, böyle katları tek tek ayrılan müthiş bir börek oldu. Bu arada sesimden dolayı kusuruma bakmayın. Ufak bir hastalık geçiriyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifin ayrıntılı yapımına geçelim. 4 adet orta boy yumurtayı birinci kabımın içerisine alıp yarım çay bardağı oda sısındaki suyu da ilave edip bir çay kaşığı dolu dolu tuzu ilave ediyorum ve çırpıyorum. Yarım tatlı kaşığı da diyebilirim tuz için. Su neden kattınız diyebilirsiniz. Orijinal su böreğinde su yok. Evet arkadaşlar, sadece yumurtayla yoğruluyor ama ben su katmayı seviyorum su böreğine. Daha hoşuma gidiyor hamuru. Arzu etmiyorsanız su katmayabilirsiniz. Ona göre ununu azaltırsınız. 4-4,5 su bardağı kadar unu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan ama yumuşaktan bir tık daha sert bir hamur elde ediyorum. Çok yumuşak olmaması gerekiyor su böreği hamuru. Gördüğünüz gibi sertten bir tık daha yumuşak. Masamın üzerine alıp hamuru 2-3 dakika boyunca güzelce pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Yapıştığını gördüğüm sürece unu ilave ediyorum. Hamuru 10 tane beze haline getiriyorum. Elimden geldiğince eşit yapıyorum. 10 tane bezenin bir tanesini büyük yapıyorum arkadaşlar. 9 tanesini aynı. Bir tanesini altına sereceğim için büyük açacağım. Diğerlerini küçük ama arzu ederseniz hepsini eşit de yapabilirsiniz. Hepsini beze haline getirdikten sonra üzerine biraz un serpip temiz bir poşete geçirip 20 dakika yarım saat boyunca güzelce dinlendiriyorum. Daha rahat açılması için muhakkak dinlendirin arkadaşlar. Bir tane hamurumdan alıp unu serpip hamurumu ortalama 30 santim çapında açıyorum. Kullandığım tavam 30 santimlik arkadaşlar. Normal bir tepside 30 santim, 35 santim aralığında. Tepside de aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben önce merdane ile sonra oklava ile her ikisiyle de açtım. Belirli büyüklüğe geldikten sonra oklavayla açmaya devam ediyorum. Arada sırada unu serperek hep bir taraftan öbür tarafa doğru açıyorum. Aynı yeri değil arkadaşlar ve kenarlarından hamuru ittirin. Orta kısımdan değil. Çok aşırı derecede ince de açarsanız bu sefer hamurlarınız haşlarken çok dağılacaktır. Hatta benim bir tane büyük açtığım hamur birazcık yırtıldı çünkü çok ince açtım büyük olması için. Şu an gördüğünüz bu hamur büyük olan arkadaşlar. Bu yüğü önce açıyorum. Onu önce haşlayıp hemen altına sereceğim. Ben bütün hamurlarımı aynı şekilde açıp kenara aldım. Sonra haşlamaya başladım. Daha rahat oluyor. Sofra bezini serin. Hamurlarınızı açıp dizin, üzerini de örtün, o şekilde dinlendirin. Yani o şekilde bekletin, hemen haşlayıp tencerenizin içerisine yerleştirin. Sakın bekletmeyin, bekledikçe de yırtılır. Bu büyük olan hamurumu açtım, kenara alıyorum. Artık normal küçük hamurlarımı açmaya devam ediyorum. Küçük dediklerim 30 santim, öbürü de 35-40 santime yakın açıyorum. Tüm hamurlarımı aynı şekilde açıp arasına biraz un serpip katladım ve kenara aldım. Gördüğünüz gibi hepsini açtım arkadaşlar. Çok aşırı ince olmadan. Şimdi ocağa kaynar suyumu koydum. İçerisine bir miktar su, biraz da tuzu ilave ediyorum. Altı yüksek ayarda olsun. Şu anda böyle attıktan sonraki süre 30 saniye arkadaşlar. 30 saniye tutup bir taraftan da şöyle
Kepçenizle sağa sola doğru ittirin. 30 saniye sayın içerisinizden. Ondan sonra hemen soğuk suyun içerisine alın. Suyunuz ısındıkça değiştirin lütfen. Suyun soğuk olması gerekiyor. Ben şöyle bir süzgeç kullandım. Süzgecin içine aldım. Onu direkt suyun içine oturttum. O şekilde alması daha rahat oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hamurumda hiç yırtılma falan olmadı. Gayet güzel bir şekilde. Bütün halde soğuk suyun içerisinde tutuyorum. O soğuk suyun içinde beklerken diğer hamurumu da atıp onu da aynı şekilde 30 saniye beklerken diğerini hemen alıp hafiften elimle sıkıp kenara alıyorum. Sizler alın hemen tepsinize yerleştirin. Ben çekim yaptığım için arkadaşlar bir taraftan da siz kamera açısından dolayı birkaç tanesini haşlayıp kenara almak zorunda kaldım. Böyle süzgecin üzerine açtım. Sizler hemen şimdi bu hamuru alın, güzelce sıkın ve tepsiye yerleştirmeye başlayın lütfen. Bekletmeyin hamurunuzu. Bekledikçe yırtılacaktır. Hele üst üste asla bırakmayın. Ayıramazsınız. Çok rahat haşlanan, çok rahat pişen, çok da güzel bir börek oldu. Özellikle tavada kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha lezzetli oluyor ocakta piştiği için. Şöyle son kez yakından da göstereyim. Süzgecin içerisinden alıyorum. Hemen hemen bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı kullandım arkadaşlar. Tereyağını erittim. Kullandığım şu tava 30 santim çapında. Bu en büyük hamurum arkadaşlar. Büyük açtığım için biraz ince oldu. İnce olduğu için de biraz yırtıldı ama hiç sorun değil. Yapış yapış değil. Önemli olan o. Birbirine yapışık olmaması, yırtılması hiç önemli değil arkadaşlar. Yırtık hamurları da dümdüz şekilde elinizi aça aça yerleştirebilirsiniz. Yırtılabilir. Benim de büyük olan yırtıldı birazcık. Hem beklettim ilk önce haşladığım için kamera açımdan dolayı. Sizlere rahat göstermek için bekletmek zorunda kaldım. Aralarına yağı sürüyorum. Bu bir tane büyük olanı kenarlarından sarkıtıyorum. Hemen ardından bir tane hamurumu da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yırtılma yok. Onu da yerleştiriyorum. Böyle yerleştirirken çok dikkatli olun. Çok üst üste yapışık olmasın arkadaşlar. O zaman hamurlarınız tane tane olmayacaktır. Yağı yeterince hemen hemen şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar çok aşırı olmadan böreğin yağı bile çok iyiydi. Tekrar bir hamur daha yerleştiriyorum. Tekrar yağlıyorum. 4 tane hamuru koyduktan sonra tekrar peynir koyuyorum arkadaşlar. Tüm katlara muhakkak yağ sürün, gözünüzden kaçmasın o. Arasına ben normal beyaz peyniri böyle elimle ufak ufak ufalayıp o şekilde kullandım. Arzu ederseniz içerisine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Birazcık maydanozlu o da gayet güzel oluyor. Peyniri koyduktan sonra tekrar bir hamurda içerisine yerleştiriyorum. Tencerem 30 santim, hamurum hemen hemen 32-33 ya da 35 santim çapında açtım. Çünkü dümdüz olmasını istemiyorum. Hafif su böreği böyle içerisinde tavanın içerisinde katlamamız gerekiyor. O yüzden biraz daha büyük olması gerekiyor. Tekrar yağdan sürüyorum ve tekrar hamur yerleştiriyorum. Üç tane hamuru da yerleştirdikten sonra tekrar peynir koyuyorum. Dört tane koyduktan sonra peynir koyduk. Üç tane hamur koyduktan sonra tekrar peynir. Diğer kalan hamurları da en üstüne kapatıyorum. En üstüne de kenarlarını kapatıyorum arkadaşlar. Ve en üstüne de kalan yağımı bolca sürüyorum ve ocağıma götürüyorum.
Ocağını yarın da şöyle göstereyim. Olduğunca kısık arkadaşlar. Kısık da pişirmeye özen gösterin. Ben kapağını kapattım. En kısık ateşte böyle ara ara tavamı bir o tarafa bir o tarafa beşer dakika çevirerek pişirdim. Piştikten sonra ortalama 45 dakikada pişti. Bir tepsiye alıyorum ki yağı falan akmasın ocağa diye. Bir tane yuvarlak tepsiyi de üzerine geçiriyorum ve tersine çeviriyorum. Görüntünün güzelliği zaten her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Bakar mısın? Ne kadar pofidik olup içinin güzel piştiği buradan belli oluyor. Kabarması gerekiyor. Kabarmazsa içi hamur kalır. Tekrar kabın içi yani içerisine tavanın içerisine hamurumu yerleştirip öbür tarafını bir 15-20 dakikada pişiyor. Toplamda 1 saat 10 dakikada pişiyor kısık ateşte arkadaşlar. Kısıkta ve yavaş yavaş pişirmeye özen gösterin. Şöyle altını bir kontrol ediyorum 15 dakika sonra. Bir 5 dakika daha pişirip ocaktan alıyorum artık. Şu güzelliğe bakar mısınız? Birazcık indi beklettim çünkü bir 10-15 dakika sonra anca çekimimi yapabildim. Tepsimin tersine şöyle çeviriyorum. Görüntüsü ne kadar güzel. Tadını keşke sizlere tattırabilsem. İnanın harika oldu arkadaşlar bebeğim. Lütfen deneyin. Şöyle dilimleri ayırıp sizlere içinin güzelliğini de gösterip videomu bitireceğim. Ama sizlere böyle nasıl göstersem, nasıl ayrıntılı göstersem diye bir oradan bir oradan çektim arkadaşlar. İçinin katlarına bakar mısınız? Tek tek katları ayrılıyor. Asla hamurlaşma falan yok. Suyulu, sulu bir şekilde koymamaya özen gösterin. Elinizden geldiğince suyunu sıkın arkadaşlar. Güzelce şöyle dilimleri ayırayım. İçini de görün ne kadar güzel olduğunu. Ve çok sıcak kesmemenizi tavsiye ederim. Katlarına bakar mısınız arkadaşlar? Harika oldu inanın ki. Şöyle bir tanesini sizlere servis tabağına alayım ve göstereyim. Şu katların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tek tek ayrılıyor. Elimden geldiğince videoda her şeyi böyle anlatmaya çalışıyorum. Umarım iyi anlatabiliyorumdur. Artık videomu bitireyim arkadaşlar. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Bu güzel, lezzetli, müthiş su böreğini de denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.